Anneden bebeğe geçen gaz konusu hakkında çok fazla soru gelmeye devam ediyor. Ben de açıklama yapmaya devam ediyorum. Neden bazı annelerimize bazı besinleri verdiğimiz zaman, tükettirdiğimiz zaman çocuklarımız sıkıntı yaşıyor? Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir inek sütü proteini alerjisi olan bebek ya da bir buğday alerjisi olan bebek annesi tarafından buğday ürünleri bulgur olur, yarma olur, herhangi bir ekmek olur ya da inek sütü içeren herhangi bir protein. Bu bir ayran olur, kefir olur, peynir olur. Tükettiğinde çocuklarda bir alerji ya da intolerans durumu olduğu için çocuklar sıkıntı yaşar. Yoksa herhangi bir sorun yaşanmaz. Yani biz bütün bebeklerimizin annelerine süt proteinlerini yani peynir, süt, yoğurt içemezsiniz diyor muyuz? Hayır. Bazı bebeklere diyoruz çünkü o bebeklerin alerjileri var ya da intoleransları var. Aynı şekilde bütün bebeklerin alerjisi olmadığı halde ben neden alerji yapabilecek ya da intolerans yapabilecek her şeyi bütün bebeklere yasaklayayım? Bu böyle saçma sapan bir şey olmaz mı? Eğer böyle bir ihtiyaç varsa ki bu ihtiyacın tanısını doktor koyar. Doktor herkese aynı şekilde değil. Çocuğa belli bir tanıyla, belli kriterlerle koyar. Yani herkesi kopyala yapıştır, aynı şey yaparsanız maalesef hata yaparsınız. Annelerimizi de o güzel besinlerden uzak tutmuş olursunuz ama herhangi bir da sağlamamış olur. Yani ne diyoruz arkadaşlar? Anneden bebeğe gaz geçmez.